Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyoruz. Biz de sizler için sektörlerimiz her zaman olduğu gibi 81 il ve ilçemizde ekranlara taşıyoruz. Bugün neredeyiz? Kocaeli Derince'den sektörün farklı bir lezzet durağı Korel Çiğ Börek'ten sesleniyoruz. Yanımızda firmamızın kurucusu ve sahibi beyefendi Gürkan Korel bulunmakta. Bakalım kendileri bu güzel lezzet durağından bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Gürkan Bey merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi siz bir Tatarsınız. Evet. Kendi bölgenizdeki güzel bir lezzeti sunumu Derince halkına buradaki sunumlarla birlikte lezzetleri tattırıyorsunuz. Şimdi çalışmalarınızı genel hattıyla konuşacağız. Çok kısa sizi bir tanıtalım önce ekranları başındaki değerli izleyicilerimize. Tabii. Sektöre giriş hikayemiz nasıl gerçekleşti? Ben 1984 İstanbul doğumluyum. Doğduğumdan beri de Kocaeli'de ikamet etmekteyim. Evet. Dedelerim buraya 1935'te Romanya'dan göçmüştüler. Romanya'daki Tatarlardandır kendileri. Atatürk'ün herhalde Atatürk'ün o zamanında getirdiği. Ulu Önderimizin getirdiği Tatarlardan. Evet. Daha sonra burada yerleşmişler. O zamandan beri Derince'de ikamet ediyorlar. Biz de kendi ikamet ettiğimiz yerde böyle bir yer kurduk. Ben aslında sorun ürün mühendisiyim. Evet. Sorun ürün mühendisliği mezunuyum. Farklı bir bölüm okudunuz ama. Evet. Farklı bölümde okudum ama ancak okurken de böyle bir iş yapmak benim kafanızda bir hayalinizde vardı. Hayalindeydi. O yüzden dedim artık bismillah başlayalım bu işe. Evet. İşte 3 ay oldu. Daha yeniyiz. Birinci yılı gerçi tamamladık. 2017-2018'e yani bir yıl oldu diyelim. Bir yıl oldu diyebiliriz. Peki Korel Çiğ Börek neler yapıyor? Korel Çiğ Börek, çiğ börek, mantı biz tabak börekleriz Tatarlar. Ayrıca sorpa çorbamız var. Ayrıyetten sipariş olarak cantık, kavurma börek, köbete muamelerimiz var. İsimlerin bu farklılığı sizin tabi yöresel, yöresel isimler. İsimler değil mi? Yöresel isimlerle şey yapıyoruz. Hani mantı genel bir isim ancak Tatarlara özellikle olarak tabak börek olarak onu tanıtıyoruz. Şimdi ekranlar başındaki izleyicilerimiz izliyorlar. Sizi şöyle mutfakta görüntülerinizi aldık. Evet. Neler hazırladınız mesela gelen konuklarınıza? Çiğ börek hazırladım. İçerisine neler katıyorsunuz? Neler şöyle, var? Şöyle biraz anlatalım. Hamurunu un, su ve tuzdan yapıyoruz. Suyun koyma hızına göre de hani böyle bir ipucu da vereyim. Sertliğini ayarlayabilirler. Evet. İçine de kıyma, su, karabiber, tuz. Yani çok basit bir içeriği var. Hem hamurun hem içeriğinin. Böylelikle bunları birleştirerek güzel bir lezzet. Pişme süresi ne kadar sürüyor? Yağın kızgınlığına göre. Önemli değil mi? Yağın kızgınlığı çok önemli. Kızgın bir yağda pişiriyoruz. İki teastüz ettiğimiz zaman bir dakika geçmiyor. Hızlı bir şekilde evet. Oluyor. Şimdi burada oturma alanı da yaptınız. Butik evet. Bir işletmeniz var. Yer size ait zaten. Evet. Burada kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Dışarıya paket servisleri var mı? Dışarıya paket servislerimiz şöyle var. Derince yakın yani şu anda pek fazla elemanım olmadığı için daha da yeni olduğumuz yenisiniz için. Yenisiniz daha. Paket servis elemanım yok. O yüzden bu yakın çevreye paket verebiliyorum. Kendiniz götürebiliyorsunuz. Anneniz size burada yardımcı oluyor. Evet, annem de sağ olsun, ailem de kardeşiniz burada size yardımcı oluyor. Hep beraber ailece kol kola dayanışma içerisinde aynen. Bu işi yürütüyorsunuz. Peki çorba dediniz. Çorba evet. Ne tarz bir çorba? Ne var içerisinde? Çorbayı takdim ettiğimiz kişiler genelde düğün çorbası gibi çorbalara benzetiyor. İçeriğinde şöyle şeyler var. Yoğurtla terbiye ediyoruz. Dana eti kullanıyoruz. Normalde kuzu etiyle olur. Ama evet. Biz dana etiyle yapıyoruz. Genel bir lezzet olsun diye. Ayrıyeten taze soğan ve taze nane kullanıyoruz. Bunu yoğurtla terbiye ettiğim harmanlıyoruz. Ondan sonra 2-3 saat bir hazırlama süresi var. Bu özel bir hazırlama. Yani, evet. 2-3 saatlik bir hazırlama süresi var. Yani yavaştan pişiriyoruz ki lezzetini alalım. Bu süreç gün içerisinde saat kaçta kaç aralı hizmetleriniz var burada? 7.30-8 gibi açıyoruz. Açıyorsunuz sabahleyin. Yine akşam da 7.30-8 gibi. Aynı saat yani, aralığında. Evet. Ancak müşterimiz eğer isterlerse telefonla arayıp bize derlerse ki biz 8.30-9 gibi. Tabii müşteri her zaman haklıdır. Onlar istediği zaman biz buradayız. Peki şimdi gıda işi yapıyorsunuz. Evet.
ben her sektörde, gıda sektörlerinde özellikle buna çok dikkat ediyorum ve soruyorum. Neye dikkat ederiz mutfakta? Biz ürünlerimizi kaliteli olarak yapmayı benimsiniz. Günlük taze. Yani tabii kalitenin içerisinde en önemli olan şey hijyen. Hijyenik olmaya da önem gösteriyoruz. Hani, bu önemli sonuçta gıda işi. Yani insanlara birebir o sunumu hazırladığınız için mutfak önemli. Aynen. Kaliteli ürün önemli. Şimdi sorpa dedim az önce. Sorpa bizlerde şifa anlamına gelir. Yani şifa verirken insanlara diğer yönden de hijyen açısından da temiz olmalıyız ki daha bir artı bir şifa versin. Evet. Peki şimdi bu butik işletme yeni hayata geçti. Adımları yavaş yavaş sağlam atmak istiyorsunuz. Evet. Hedeflerinizde neler var? Hedefimde taş yerinde vardır. Ben burada Derince'de, zaten Derinceli olduğum için de Derince'mde daha da büyüyebilmek kendi yerimde. Zaten burayı biraz genişleteceksiniz. Genişletmek istiyorum. Arka tarafımızda bahçemiz var. Bahçemizi daha açık hava tarzında. Yazın ağırlıkta herhalde şöyle bahçeyi bir değerlendireceksiniz. Yani bahçeyi değerlendireyim. O daha güzel olsun. Hani müşterimiz çoğalsın. Evet. Elemanla istihdamımız da olsun. Bu da önemli. Sonuçta burada işinizi büyüttüğünüz zaman personel sayısıyla birlikte istihdam da sağlayacaksınız. İnşallah. Bazı evlere aş sağlamış olacaksınız. Peki siz bir de şimdi Tatar olduğunuz için bir kültürel çalışmalarınız var. Sizin bir dernekle ilgili çalışmanız var. Nedir bu? Ben Kocaeli Kırım Tatarları Derneği'nde Gençlik Kolu Başkanlığı yaptım. O dernekte etkin görevler aldım. Hala da devam ediyorum. Gönül bağımız kopmadı. Sağ olsunlar dergilerle, kitaplarla bize destek oldular. Yakında zaten bir kitaplığımız da açacağız. Aynı zamanda burası benim de bir derneğim. Onların da bir derneği. Evet. Tüm soydaşlarımızın bir derneği. Güzel resimlerle süslemişsiniz etrafı. İnşallah. Daha da güzel olacak. İnşallah. Maşallahınız daim olsun. Çok teşekkür ederim. Peki bir de sizi destekleyen, tercih eden şöyle bölge halkına bir teşekkür. Son sözlerinizi alalım. Buradaki müşterilerimize, soydaşlarımıza, tüm Derince halkına, Kocaeli halkına çok teşekkür ediyorum. Bizi destekliyor değirmenlerden. Evet. Farklı yerlerden gelenler oluyor. İstanbul'dan gelenler oluyor. İstanbul Kırım Türkleri Derneği Anadolu Yakası'na çok teşekkür ediyorum buradan. Evet. Onlar da geliyorlar. Dernekler sağ olsunlar, soydaşlarımız bizi yalnız bırakmıyorlar. Derneklerin aslında asli görevlerinden biri de budur. Belediyemiz de sağ olsun Derince'mizi güzelleştiriyor. Hı. Belediye başkanımıza da, derneklerimize, soydaşlarımıza, halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Peki bir de çok kısa hemen şöyle bir hatırlatalım. Buraya yolu düşen, Derince'ye yolu düşen vatandaşlarımız, yani il dışından, yani ilçe dışından gelen konuklarımız geldiklerinde burası neresi lokasyon olarak, ne caddesi? Evet. Çenedağ Mahallesi, Denizciler Caddesi, No 57. No 57'deyiz. Koray Çeberik dedikleri zaman bulunlarız. Kolaylıkla sizi bulabilirler. Evet. Herkese buradan sizi de tavsiye edelim, önerelim. Sağ olun. Peki başarılarınız daim olsun. Ben anneniz burada, size yardımcı oluyor. Evet. Kardeşiniz, hepinize ayrıca başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İnşallah hedeflerinize ulaşırsınız. İnşallah. Farklı bir çalışmanızda büyüme yolunda tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Evet değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Kocaeli Derince'den bir lezzet durağındayız dedik. Korel Çiğ Börek'ten firmamızın kurucusu ve sahip beyefendi Gürkan Korel'den aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.